Yıldım bundan. Hiç hoşuma gitmeyen bir şey. Vatandaşı soymak başka bir şey değil ki. Yıl sonu geldi. Tüketicinin kar taahhüdatı isyanı arttı. Kestiler. Ne kadar? 60 lira filandı sanırım. 90 lira mıydı herhalde, öyle bir şeydi. Ortalama 120 ile 90 milyon arası değişiyor. Kredi kartı ekstreniz geldi, hemen açtınız baktınız ve yıllık üyelik bedeli adı altında ciddi miktar para kesilmiş. Ancak bu parayı ödemek istemiyorsunuz. Peki ne yapacaksınız? Ne kadar vallahi bilmiyorum, maka kesiyordu ama. Hiç bakmadınız mı? Hiç bakmadım. Geri almadınız da? Almadık da. Vallahi 40-50 kesiliyor hiç. Hiç işte itiraz etmediniz mi? Ya uzun sürer yani. Aslında yasal olarak bankalar bu ücreti kredi kartı sahiplerinden alabiliyor. Ama bu durumu kart sahibinin tutumu değiştirebiliyor. Aslında bankaların müşteri hizmetlerini arayarak bu ücreti iptal ettirmeniz mümkün. Ama bu biraz da sizin pazarlık kabiliyetinize bağlı. Çünkü bankalar ilk aşamada bu ücretten vazgeçmeyecektir. Ancak ne zaman ki kartımı iptal ettiririm kozunu ortaya sürdüğünüzde tavırları bir anda değişebilir. Tehdit edeceksin bankaya, kartı iptal ettiriyorum deyince şeye dönüştürüyorlar ücretsize. Bazı bankalar eski ve iyi müşterilerine, yani belli bir limit üstü harcayan ve borcunu düzenli ödeyenlere zorluk çıkartmıyor. Ama bazı durumlarda tüketiciden taahhüt istiyor. Örneğin ay sonuna kadar 750 liralık harcama yaparsanız yıllık ücreti iade ederiz diyebiliyorlar. Bu yolla kart sahipleri 27 lirayla 167 lira arasında değişen kart aidatlarını ödemekten kurtulabiliyor. Şu anda başvurmadık ama başvurmayı düşünüyoruz. Bu arada tüketici derneklerinden de kredi kartlarıyla ilgili bir uyarı geldi. Yıl sonuna yaklaşılırken kredi kartlarında ya da bazı mağaza kartlarında biriken puanları kullanın. Çünkü bu puanlar yeni yılda silinebilir. En iyisi kredi kartı kullanmamak. Benim gibi kullanmıyorum.